Hoş geldiniz başkanım. Merhaba. Bir de bizim çocuklarımız. Çocuklarımız olacak. Niye? Ulaştık sınırlarımız var. 4 lira araç var. Bu yaptan ne yapacaklar bilmiyor. Ulan ben daha şimdi de 6 ay oldu kandırdayım. 1-2 ay oldu ev yaptırıyorum. Ama muhtemelen de biliyor. Daha 200 gün oldu ev evine girdim. Çadırdayım, altta yolda çadırdayım. Nasıl çalıştırayım arabamı? Ama şöyle yapmak lazım, en azından belli saatlerde araba çıkartmak lazım. Bazı sorunlar var. Selam var. Rahatsız mı? Şöyle yaparsınız, köyle anlaşırsınız. En çok hangi saat istiyorlarsa, o saatlerde günde 2 tur mu, 3 tur mu yapacaksanız, köylü de bilir, o saatte gelip arabaya binir. Tamam mı? Öbür türlü köylünün haberi olmadan bu iş olmaz. Köylünün haberi olsun. Biraz zor ama sen bak bakalım. Başkanım. Çok kıymetli Hatay Büyükşehir Belediye Başkanım, Suatlı Mahalle Muhtarım, Sulama Birliği Başkanım ve bizim gönüllerin abisi, gönüllerin başkanı Abdülhay Başkanım. Ben Antakya ilçe örgütü olarak, ilçe başkan yardımcısı olarak Süleyman Çaltak. Daha önce de sizleri ziyaret ettik, geldik. Bu sebepten dolayı siz hem muhtarıma, hem başkanlarıma, hem değerli köy halkına bizi ağırladığınız için teşekkür ederim. Sağ olun. Yerinde olmalı. Çocukla, bir hafta da bizim özel kalın. Yani ben bunu da esas itibariyle... Yani sporla ilgili. Arkadaş, elektrik aboneliği. İşte onu söylüyorum. İşte onu söylüyorum. Numara taş edersek vereceğiz. Hocam, hocam. Formülleri biz onlardan alıyoruz. Sizin kullandıklarımız kimyasal gübre. Gittikçe tarlamızı çoraplaştırıyor. O bir toprağımızı yumuşatıyor. Niye oba biber ekmeğini size ekliyor? Oba belki... Tarlalar tuzlu olduğu için olmaz olabilir. Çünkü bu kıraç bir de sulu tarlalarda. Kaç günde mi suluyorlar? 15 günde. Bir. Tarlaya göre. Çok değil. Onlar mısırı sulamıyor mu? Suluyorlar. Salatalık çıkıyor. Güzel geliyor buraya. Ama taze fasulye çok şey. Meşhur. Ayşe kadın. Sağlam. Sağlamsa açacaklar bu sene. Mecbur çünkü 4 yıldır çocuklar okumuyor ya. Evet. Yazık değil mi? Çok geride kaldılar. Yazık yani çocuklara. Evet. Ben takip ediyorum bakın. Okul, iş, yatacak ev olmadan biz buraya geri insanları getiremeyiz. Keyfine bak. Nasılsınız arkadaşlar? Her yaparız. Şey bitirdik. Bütün projeler bitti. Sadece paraya kaldı şimdi. Yapın mı? Vay, bu kimin? Bu senin mi? Abi. Bu ne senin? Şu muhtarın oğlu. Ne? Başkanım. Hoş geldik. Hoş bulduk, nasılsınız? Balan'ın oğlu bu. Ha, hangisi? Şapalı. Ha? Şapalı. Gel oğlan, gel oğlan. Benim adım. Allah'tan gelen hamdü şükürler olsun başkanım. Şimdi sen şey mi istiyorsun? Salon istiyor. Salon istiyor. Evet. Tamam. Senden onu tek bana... istediğim bu. Tamam.
Vermişler başkanım. Almancı yok mu? Giyin bakayım. Yok yok vermişler. Ben karıştırdım. Yavaş ha. İnşallah bu hafta da alır. İnşallah. Alır alır. Merak etme. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Bizi gururlandırdınız. Hatay'da ilk yapılan çarşı, bizim elektronik odası çarşısı olarak. Evet başkanım. Güzel bir çarşı oldu. Emeğinize sağlık. Sağ ol başkanım. Butik ve şık bir şey. Yaklaşık 5 aydır burada arkadaşlarımız 4 aydır çalışıyorlar. Ama zor şartlarda çalışıyorlar. Tabii ki her türlü hayatımız zor. Biliyorsunuz siz de bunun içerisinde. Artık aşacağız yavaş yavaş. Bunu. Ama bunları yavaş yavaş birliğiyle biraz sabırla aşacağımıza inanıyoruz. Yani çalışıp kazanacaksınız, vergi vereceksiniz ki belediyelere de sizin verdiğiniz vergiden pay gelecek. Tabii. Mesela bu kadar basit ya. Şimdi bütün o nedenle hepinizin çalışması lazım arkadaşlar. Aynen başkanım. Yani benim çalışmamdan ne olur demek doğru değil de herkesin az az çalışmasıyla çok şey olur. Olaya böyle bakmak lazım. Ben olaya ilk günden beri politik gözlükle bakmıyorum arkadaşlar. Bu bir mücadeledir. Bu topyekün olursa mücadeleyi kazanırız. Yoksa bu şehri kaybederiz. Haberiniz olsun. Evet. Arkadaşlar. Abi arkadaş. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Yok. Gel lan.